Uzun zamandır bakmak istediğim bir yerli yapım vardı. Üç şey çok dikkatimi çekmişti bu yapımda. Birincisi tek bir Türk'ün yapması. İkincisi de oyunun tek bir kişi için çok geniş bir konsepti kapsaması. Üçüncüsü de oyunun yurt dışında da çokça konuşulan başarılar denilen bir yapım olması. Hani oyun olayı şey değil yani, bayrakları az lay 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 falan gibi bir şeyler. Hani Türklere sırtını dayayarak işte pazarlama yap, anladınız işte. Bildiğin abi, kendi ayakları üzerine duran, tüm dünyadan oyunculara bir şekilde ulaşmayı başarmış bir iş var burada. Adı da Spaceborne 2. Tabii 2 ibaresini görünce insanın bir geçmişe bakası da geliyor. Ben de bu tek başına oyun yapan yapımcının önceki oyunlarına baktım. İlk olarak 7 yıl önce Mesel isimli bir korku oyunu çıkarmış. Büyük ihtimalle biraz kendine deneme tartma projesi olarak piyasaya sürmüş. Fakat Steam inceleme sayılarından anladığım kadarıyla fazla kişi yarışamamış bir yapım. Bunlardan 2018 yılında X Spaceborne yapmış ve burada ciddi bir sıçrama edinmiş. Özellikle bu tarz geniş uzay macerası sunan oyun sayısı çok fazla yok. Bu alanda bir boşluk oldu. Aşikar o boşluğu da güzel görmüş bence yapan kişi. Ve Spaceborne 2 ile birlikte de gördüğüm kadarıyla ilk oyunun da popülaritesini kısa bir sürede geride bırakan bir iş çıkarmış. Baktığım verilere göre abi oyun 100 bin satış bandını geçmiş ya da geçmek üzere gibi bir durumda. Ki bu sayı bağımsız bir oyun için çok iyi bir satış sayısı. Bir de oyun şu anda erken aşamada olan bir Steam oyunu. Bu işin daha da gelişeceği aşikar. Daha fazla insana erişecek. Starfield gibi bir oyun çıkıyor olduğu gerçeği de var gerçi. Hani böyle büyük oyunlar geldiği zaman bağımsızlar için bir dezavantaj gibi gözükebilir. Sonuçta benzer türde bir oyun Starfield. Ve tabii ki çok daha göz alıcı bir yapım. Ama bu tarz oyunların şöyle bir avantajı oluyor. Yeni yeni kitleler getirebiliyor türü sevecek olan. Bu yeni kitlelerde Starfield'dan sıkılınca veya sekince benzer türde başka şeyler arayabiliyor. Bu aslında Spaceborne 2 için yeni yeni potansiyel oyuncular çıkarabilir ortaya. Neyse, merak ettiğim bir oyun demiştim. Ben de gittim aldım aslında. Onun macerasını anlatmak için buradayım. Açık söyleyeyim abi, ben çok uzay teması seven bir kişi değilim. Ama oyunu o kadar çok merak ettim ki hani övgü dolu sözlerini görünce bir başlamak istedim. Tabii ilk başladığımda direkt olarak oyun beni bir karakter yaratma ekranına attı. Bayağı bir RPG oyunu gibi burada statlarıma puan da attım. Pilot, asker ve maceracı olarak üçe ayrılmış karakter yapısı. Ben hangisi bana tam ne fayda sağlar kestiremediğim için kafama göre öyle ortaya karışık bir şeyler çıkardım. Sonrasında karakterimin arka plan hikayesini seçme olayı geldi. Bu da güzel detay. İşte bu arka plan hikayesine göre bonus kazanıyorsun. Güzel bir dokunuş. Şu RPG'sini güçlendiriyor. Köle ticareti yapmak mı varmış lan oyunda? Ulan uzay çağına geldik, gelişmişiz diyorduk. Daha da mı geriye gittik? Bonuslar hoşuma gittiği için paralı arka plan hikayesini seçtim ve dış görünüş kısmına geldim. Unreal Engine sağ olsun buradaki karakter detayları falan bu çaptaki bir oyun için hayli hayli güzel bence. Sonuçta burada 60 dolarlık bir AAA yani büyük bütçeli oyun oynamıyoruz. Oyunun fiyatı belli, çapı belli. O gözle bakıldığında kesinlikle keyifli bir karakter yapma ekranı var. Çeşit bol tutulmuş, karakterin kaşından gözüne, çenesinden burnuna her şeyini elleyebiliyorsun. Bir tek alın genişliğini göremedim abi. O yüzden biraz alnı açık bir karakter oldu. Gerçi ben de öyleyim. O yüzden gerçekçi olmuş olabilir, bilmiyorum. Ve tada, oyundayız. Bir şehirde başlıyoruz direkt oyuna. Burada İngilizce aldım oyunu bu arada. Neden İngilizce aldım? Çünkü bazı terimlerin Türkçesi tam kafama oturmadı. Böyle deyince saçma gelecek biliyorum ama şey gibi düşün işte abi. Yılların oyuncu alışkanlığı böyle. Load game gördüğün zaman ne ifade ettiğini bilirsin ama kaydı yükle görünce bir aptal olursun ya. Kaydı yükle ne demek lan falan diye. Bu arada karakterin kontrolleri çok oturaklı. Her ne kadar böyle fırtına gibi hareket etse daha böyle havada uçuyormuş gibi bir kontrol hissiyatı vermiyor kesinlikle. Bulunduğum gezegendeki şehir ise biraz böyle kurak, hani ölmüş bitmiş bir şehir havasında. Kalabalık bir şehir gerçi ama canlı bir görüntüsü var diyemem. Fazlaca donuk bir şehir. Bu kısımları büyük ihtimalle elden geçirecektir yapan kişi. Sanki bu karakterler falan biraz da ne olacak bakın görün demek için buraya yerleştirmişler gibi geldi. Görev almam gereken kişiyle konuştum, bana bir görev verdi. Dedi ki uzaya çıkmalısın. Tamam dedim, çıkarım. Uzay gemime binmek için de piste doğru yola çıktım. Özellikle şehirdeki yapıları çok beğendim bu arada. Bir tarz vermeye çalışmış yapan kişi kesinlikle. Yani bir şehrin kendine ait bir havası var. Mesela tam ben yaklaşırken abi kendi uzay gemime park eden başka bir uzay gemisi olması da atmosfer anlamında çok güzel detay. Belli ki oyunu tasarlayan yapımcımız böyle şeylere kafayı takan biri. Çünkü böyle sahneler görmek abi oranın yaşadığı hissiyatını her zaman güçlendirir. Sizden bağımsız bir şeylerin yürüdüğü hissini verir. Çok basit gelebilir bu tarz şeyler ama önemli abi. Öyle minik minik birleştiği zaman çok büyük bir atmosfer çıkarabiliyor ortaya. Ve kokpite geçtiğim ilk an. Şimdi uzay gemime binince arayüz tabii bir değişti. Şu anda kokpit kamerasından görüyorum her şeyi. Şöyle bir arayüzü kurcaladım, sonra kalkış tuşunun R olduğunu görünce bastım tuşa. Aman aman artık kalkışa geçmiş bulunmaktayım. Heyecan doruktu ama tabii gemiyi kontrol edebilirsem. Çünkü ilk kontrolleme geçtiğimde aptallaştım lan. Her şey o kadar hassas geldi ki mouse kontrol bilmemesi falan çok böyle hani ince geldi her şey. Neyse ki dış kamera da varmış. Öyle olunca bir tık rahatladım. Serbest şekilde bakabiliyorsun gemiye böyle. Oyunda bana gezegeni terk et görevi verdi. Ben de bastım gaza. Herhalde atmosfere sürersem gezegeni terk ederim diye düşündüm. Bak o bahsettiğim tasarım detayları. Burada çok güzel bir ince işçilik var. Şu yapı mesela bildiğin epik bir hava vermiş gezegene. Atmosferin ucuna geldiğimde de oyun bana shift'e basılı tut ve gezegenin dışına çık dediği bastım ve kendimi uzayın boşluğunda buldum. Derin bir sessizlik, artık serbestim. Anam bu ne lan? Tutorial. Hem de bir dolu tutorial. Tek seferde bir dolu şey öğrenmek. Bayılırım ya böyle tutoriallara. En sevmediğim şey ya oyunlarda böyle paragraf paragraf yazı görmek. Neyse ki korktuğum kadar karışık bir şey anlatılmıyormuş burada. Sadece nasıl seyahat edeceğimi hızlıca gösteren detaylarmış bunlar. Şu anda gördüğünüz ekran mesela bulunduğum galakside ne var onu gösteriyor. Hangi gezegenler var, hangi istasyonlar var hepsini buradan görebiliyorsun. Sonrasında yapacağım şey de şu, bir hedef seçmek. O hedef seçtikten sonra istersen böyle kilitlenebiliyorum. Kilitlendikten sonra da bir solucan deliği açılıyor. Ve o solucan deliği vasıtasıyla varacağım noktaya hızlı bir şekilde varabiliyorsun. Süper bir çözüm, hızlı bir yolculuk imkanı veriyor. Hem keyifli hem işi uzatmıyor. İlk görevim bir maden istasyonunda olduğu için o alana ışınlandım ben de. Gemi sürme tutorialı çıktı görev olarak. Onu yaptım. Hani bir iki aksiyona falan da soktu beni. Gemi aksiyonu zor olur gibi gelmişti ama
hiç de zor gelmedi. Neden zor olur diye düşünmüştüm. Çünkü kontroller bir tık böyle hassas gelmişti. Bu hassaslıkta da böyle ulan nasıl nişan alacağız, vuracağız falan, hani gemi hareketli bir şey sonuçta. Ama yapımcı burada da güzel bir kitlenme sistemi bulmuş. Gemiye kilitlendiğiniz zaman abi otomatik takip etme imkanı da veriyor size. Bu sayede siz daha çok nişan almaya odaklanıyorsunuz gemiyi böyle takip etmekten ziyade. Belki böyle hani eksper uzay oyunlarını oynayanlar çok hoşlaşmayabilir bu sistemle. Ama mecburi bir şey de değil, yapmak zorunda da değilsiniz. Ama benim gibi acemiler için bence güzel bir çözüm. Çünkü bu aksiyon kısmı bayağı kolay geldi bana. Ama eminim ileride daha farklı gemi tipleri gelip işleri zorlaştırıyordur kesin. Birkaç aksiyon hareketinden sonra hedefime vardım. Dağılmış bir istasyondan dokümanları hacklemem lazımdı. Tabii gemiyle yanaşırken abi gizli git dedi bana görevi veren kişi. Çünkü gemiyi uçurabilecek silahları vardı. Ben de gemiyi görünmez moduna aldım. Gittim bir yere park ettim. Ve ondan sonra kendimi geminin dışına attım. Evet, oyunda istediğiniz noktada geminizden çıkabiliyorsunuz. Jetpack'le geziyorsun böyle etrafta. Vallahi helal olsun yani. Bildiğin serbestliğin dibini vermek için elinden geleni yapıyor oyun. Silahları da aldıktan sonra ilk çatışma anına hazırım. Vuruş hissi açısından idare eder diyebilirim. Son vuruşları yapmak en azından tatminkar. Ama son vuruşa gelene kadar düşman mermi yese de pek oralı olmuyor. Bir de yapay zeka olarak sıkıntılılar. Herhalde oyunun tüm bu hareketli yerleri içerisinde en ham hissettiren tarafı bu düz taban aksiyon anları oldu. Eminim buralara yatacaktır yapımcı. Şu anda biraz alfa düzeyinde kalmış bu çatışmalar. Ama erken erişim oyunu olduğunu söyledik zaten. Yapay zeka elden geçtikten sonra çok daha keyifli bir çalışma dinamiği çıkar burada. Valla nihayetinde oyunu 2 saat yakın oynadıktan sonra inanılmaz şaşırdım. Çünkü ben 2 saat oynamayı bile beklemiyordum. Mesela başlangıçta NPC'lerin donukluğu biraz rahatsız etmişti beni. Hani şehirde böyle herkes çok donuk duruyor demiştim. Ama istasyonlara girince hiç öyle bir görüntü görmedim. İstasyonlarda herkesin böyle bir hareketi var. Bir yerlere gidiyorlar. İçeride bazı yerlerde kuyruklar falan var. Yani bildiğin istasyonlarda aslında yaşayan hava yapılmış. Sadece her yere şu an sirayet etmemiş. Oyuncu serbest bırakma konusunda çok ciddi takıntısında olması da hoşuma gitti. Ya uzay geminden istediğin noktada çıkıp gezebiliyor olman bence çok keyifli bir aktivite. Sonrasında biraz da internete baktım. Özellikle türü sevenlerin yorumlarına baktım. Çünkü uzaya böyle düşkün olan bir sürü insan var. O temada oyun oynamak isteyen bir sürü insan var. Onların yorumları çok daha değerli benim yapacağım yorumlar. Çünkü onlar direkt bu türün oyuncusu. Ve onların yorumlarına baktıkça dibim daha da düştü. Çünkü ben sadece oyunun çok böyle minnak bir kısmını görmüşüm. Oğlum da bir ton iş varmış burada yapılabilen. Madencilik olayı varmış, çok kritik bir mevzu. Ondan sonra acaba Bannerlord'dan aşina alacağımız fraksiyonlar var. Her galaksi farklı bir klan tarafından yönetiliyor gibi düşünün yani. Ve o klanların farklı dinamikleri var. Dostluk, düşmanlık gibi şeyler var. Kendi fraksiyonunuzu kurmak var ki bu da çok fantastik bir şey. Bayağı ekip kuruyorsun abi. Ekibi sen atıyorsun. Görevleri sen atıyorsun. Kim ne yapacak onu sen söylüyorsun. Büyük savaşlara giriyorsun. O savaşlar için taktik yapıyorsun. Bu taktiğin uygulamasını görüyorsun. Ya benim oynadığım ve gördüğüm kısım olan ne güzel aksiyon macera oyunu yapmış yani yapımcı derken bir anda onun da çok ötesinde epik bir şey çıkartmış ortaya ve gördükçe dibim daha düştü çünkü tek kişi yapmış lan oyunu. Oğlum nasıl lan? Büyük saygı. Respect. O kadar farklı dalları atlayabiliyorsun ki oyunda neden bu kadar popüler olduğunu cevabını bir kez daha aldım yani. Steam yorumlarında da bakınca göreceksiniz abi. Erken erişim versiyonunu 20-30 saat oynayan var, 80 saat oynayan var yani. Ciddi anlamda insan kaptırıp gidebiliyor kendini. Eminim benim bu videoda bahsetmediğim pek çok şey daha vardır ama amacım zaten Spaceborne 2 için bir inceleme yapmak değil. Yapılabilecek kadar vakit de geçirmedim ki yapsam da çok sağlıklı olmaz çünkü o tarz oyunlara hakim değilim. Benim burada temel amacım aslında bu oyunu gören, kaçıran bir kitle varsa Türkiye'de böyle güzel bir iş var. Bizim ülkemizden çıkmış ve bence bilinmeye değer bir iş. Oynamasanız bile abi en azından isim olarak duymanız bence önemli. Türkiye fiyatında çok uygun olduğunu söyleyeyim. Gerçekten güzel fiyatla çıkmış Türkiye'ye. Ama şunu tekrar hatırlatayım. Bitmiş bir oyun değil henüz. Erken erişim oyunu. Eğer ilginizi çektiyse kendinizi full sürüme saklamak da isteyebilirsiniz. Hani şimdiden oyunu alabilirsiniz ama belki hemen böyle 10 saat 20 saat vakit geçirmek istemeyebilirsiniz. Çünkü oyunda hatalar var. Oyunu öldüren hatalarla karşılaşmasam da ben minik minik böyle bug'a girdiği yerleri gördüm. Bazı şeylerin tam bitmemesi falan da zaten ortada. Ben çok fazla öyle erken erişim oyunu oynayan bir insan değilim. O yüzden diğer erken erişim oyunlardan ne gibi artısı eksisi var onu da söylemek zor olabilir benim için. Ama en azından başına oturduğunuz zaman uzun saatler geçirebileceğiniz bir yapı sunuyor oyun size. Tekrardan yapımcıya saygılarımı gönderiyorum. Orada kendisini tanımıyorum. Hani tanışma şansım olmadı. Arkadaşım mı da bu kadar övüyorsun falan gibi bir şey söylerseniz diye söylüyorum yani. Zaten ben bu oyundan uzun uzun bahsetmeyi de düşünmüyordum. Dediğim gibi yani bir bakardım şöyle bir kısa 15 dakika. Aa güzelmiş. Hani insanlara haber vereyim böyle bir şey var derdim, geçerdim diye düşünüyordum. Ama oynadıkça, içine düşmeye başladıkça dedim ki ya bu oyun hani böyle uzun uzun bahsedilecek seviyede bir iş var burada. O yüzden böyle biraz uzun uzun bahsetmeye çalıştım. Bir de son olarak oyun sektörümüzden bir pozitif haber daha vermek istiyorum. Bu da ayrı gurur duyduğum bir haber oldu benim çünkü. Zamanında No70 ile tanıdığımız kişilerin geliştirdiği bir korku oyunu olan Demonologist. Ulan ne kadar zor bir isim bu benim için söylemesi. Demonologist. Geçen hafta erken erişime çıktı. Yeni bir oyunda ve çıkar çıkmaz büyük bir hit oldu. Öyle böyle değil. Yani en çok satanlar listesinde ilk 10'a girdi. Ve inanılmaz bir şekilde oynanıyor. Yerli bir yapım ve yerli bir oyunun bu şekilde dünyayı kendini açması acayip mutlu eden bir olay. Herhalde Bannerlord'dan sonra en çok satan ikinci ya da üçüncü oyun olabilir. 300-400 bin satışı geçti. Milyona doğru gideceğini tahmin ediyorum. Milyonu da geçebilir çünkü hakikaten yeni bir oyun ve bu da erken erişimde. Bakın bazen böyle
genç arkadaşlarla buluşuyoruz üniversitelerden ve orada muhabbeti geçiyor, oyun sektörü nereye gidecek, ne olacak diye. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğimiz belli zaten ama bunun dışında bir oyun sektörümüz var ve bu gelişecek mi diye bir konuşuyoruz. Ve benim hep inandığım şey şu: önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye'deki bağımsız oyun sayısı çok çok artacak ve yurt dışına çok fazla ses getirecek. Hep ben buna inandım ve inanmaya da devam ediyorum. Çünkü oyun yapmakla ilgilenen inanılmaz genç bir nüfusumuz var. Oyun yapmakla ilgilenen geçmişten gelen bir nüfusumuz var ve onlar şu anda işi çözmeye başladılar. Ve onlar işleri çözdükçe alttan gelen nesil de bu işi daha hızlı öğrenecek, daha hızlı kavrayacak. Mesela baktığımız zaman abi bu örneğe muazzam bir başarı hikayesi var burada. Daha da gelişeceğine çok inanıyorum ve çok mutlu ediyor beni bu, yani Türkiye'de hani içerik üreten, oyunlara ilgi duyan bir insan olarak. Oyunlara erişimimizin pahalı olmasından dolayı oyun sektörümüzün hep öleceğini, uzaklaşacağını söylüyorduk ki mesela PlayStation Türkiye'den çekilmesi mevzusu da bununla alakalı çok can sıkıcı bir mevzuydu. Koca bir marka gidiyor diye çok çok üzüldüğümüz bir şey ki hala daha üzücü bir şey bence. Umarım başka markalar çekilmeye devam etmez. Ama bir yandan da böyle yerli ekiplerin çıkıp başarıya ulaşıyor olması da muazzam sevindirici. Türkiye üzerine konuştuğumuz zaman hep negatif şeylerden bahsediyoruz oyun sektörüne dair. Dediğim gibi bunların hepsi ekonomiyle alakalı problemler ama bazen de böyle pozitif şeylere bangır bangır söylemek gerekiyor ki kendimizi iyi hissedelim yani. Bu video o yüzden benim çok mutlu olduğum şeylere haber verdiğim, yerli gelişmelere haber verdiğim bir şey oldu. Eminim ki bu yıl içerisinde böyle çok daha fazla oyundan bahsedeceğiz diye düşünüyorum. Bak şey de söyleyeyim, Doğru Oysa'yı biliyorsunuz, orada çok önemli bir influencer. Kendisinin bir oyun stüdyosu var, birkaç zamandır oyun geliştiriyorlar. Yakın zamanda yeni oyunlarını çıkaracaklar ve çok çok iyi duruyor. Onun da viral olma potansiyeli yüksek bence. Oyunladığı Cardboard Town 12 Nisan'da satışa çıkacak. Acayip bir potansiyel var bana sorarsan orada da. Kart oyunuyla şehir kurma olayını birleştiren bir yapısı var. Müthiş fikir. Ya bilmiyorum, bana çok eğlenceli geldi yani fikir olarak. Oradan da güzel bir hit gelmesini umut ediyorum yani. Onun da güzel bir satışa ulaştığını görsen abi, hani 3 tane hit oyunu olmuş olacak Türkiye'nin neredeyse. Belki benim bilmediğim daha hit oyun da vardı şu an aklıma gelmeyen. Ama kısa sürede 3 tane Türk oyununun dünya çapında oynandığını görmek çok sevindirici bir şey olur. Diyebilirsin ki Enes Kirazoğlu, sen hiçbir şey yapmayacak mısın kardeşim diye. Bizim de küçük bir oyun stüdyomuz var. Biz de bir şeyler yapıyoruz. Yakında duyurmayı planlıyoruz zaten ama kendi çapımızda daha minik bir şey yapıyoruz yani. Ama biz de belki tecrübelendikçe çok daha güzel projelere yelken açacağız. Burada bahsettiğim insanların en büyük ortak noktası hepsinin belli bir tecrübeye sahip olması aslında. İlk oyunlarıyla büyük hit çıkaramasalar da bir süre sonra oyun yaptıkça, yapmaya devam ettikçe çok daha iyi, çok daha ses getiren işlere imza attı bu videodaki yapımcılar. Çok normal abi. İlk oyunda her şeyi bir anda pürüzsüz yapmak çok zor bir şey zaten. Spaceborne 2 yapan Burak Bey de büyük ihtimalle öyle sıkıntılar yaşamıştır yaptığı ilk oyunda. Ama ne oldu abi? Bir tane daha yaptılar, bir tane daha yaptılar. Doralar için aynısı geçerlidir diye tahmin ediyorum. Onlar da ilk oyundan böyle bir anda hit yapmamışlardır. Yavaş yavaş abi, yapa yapa asıl yapma olayını kavradıkça daha büyük potansiyele sahip şeyler yapabiliyorsun. Bu da heyecan verici bir şey. Aman hadi görüşürüz, kendinize yakın, hoşçakalın.